Merhaba. Mesela bana da atarsın. Efendim. Arabayı çevirelim, oraya alacağız sizi hemen. Nereye? Arabanın olduğu yere. Araba geri geri giderse bitmiş. Arabayı ileri alalım. Tamam, burada hemen yapabiliriz. Hemen burada da yapabiliriz. Evet, evet. Şimdi yatırım. Evet, evet, evet. Gitmiyor bir yere, merak etmeyin. Başlayalım biz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Ödül töreni, ödül olacaksınız kulüp olarak. Neler söylediniz? Evet, evet. Setten çıktık. Zor yetiştik diyebilirim yani. Hemen buraya geldik. Vallahi çok güzel bizim adımıza. Zaten kardeşlerimle geldim. Evet. Sağ olsunlar. Pırlanta gibiler. Birlikte çok güzel bir ekip olduk. Bu gece de bizi ödül için çağırdılar. Biz de onun için geldik. Set nasıl geçiyor peki? Teşekkürler nasıl? Bence onlara soruyor. Aynen, sizin de hep bana soruyorsunuz. Yoğun, çok yoruluyoruz. Ama işte böyle ödüller yorgunluğumuzu alıyor. Biz de bunun için geldik. Siz peki neler söylemek istersiniz? Evet, mutluyuz burada olmaktan. Burak Bey'in de söylediği gibi çok yoğun geçiyor bu ara set. Direkt setten çıkıp geldik içimizde. Bir o kadar yoğun ama bir o kadar da keyif verici yaptığımız için karşılanmıyor. Ama enerjilerimiz iyi. Evet. Güzel bir sezonda hemen az kaldı, geride bırakacak. Bu sene yorucuydu ama çok güzel geçti. Bizim için ikinci sezon bayağı iyiydi. Üçü merak ediyoruz şimdi. Bir de uzun zamandırlarla görüyoruz, takım elbiselerle görüyoruz ama. Hava böyle bugün ama. Evet, yani. Güzel bir kostümler çok ağır. Bizim kostüme, evet. Soyunup giyinmesi sıkıntımız çok büyük. Soyunup giyinmeyle keşke kalsa. Sıcaklarla başımız ayrı dertte, soğukla ayrı dertte. Bizim çadır işleri çok meşhurdur yani. Davet ederiz bir ara sizi. Bakarsınız. Bu röportajı bir de ondan sonra yapmak lazım. Soyunup çıkartmayla ilgili 4 kilo verdiğiniz bile söyleniyor. Ya sahne çekmek daha ağır. Peki yaz sezonu yaklaşıyor, artık bir plan yapıldı mı şimdiden? Nerelere gitmeyi düşünüyorsunuz? Şimdi son 2-3 haftamız. Bu gece de yayın var zaten. Ondan sonra bittikten sonra bir şeyler yapacağız. Birazcık Erikli'de yeni sezon aldığınıza dair, Erikli'de yazlık aldığınıza dair. Yok, hayır. Orada haber... benim ailem kalıyor. O yüzden. Onu nereden duydunuz? Bunu da bilmiyorum. Aynı imza almışsınız diye düşünme etmeyin bazı şeyleri. Benimle alakası yok. Burak Bey, eski halinizi özlediniz mi? Sakallar, imaj bayağı uzun bir süredir böyle. Tabii projeden dolayı ama yok. Sizin eski o sinek kaydı hallerinizi. Ama Karan benim öbür halimi bilmiyor. Evet. Sakallar için. Sıkıntı herhalde. Orasını ben de merak ediyorum açıkçası. Sonra ne olacak? Evet, sakalları kestiğinizde o anki ruh hali nasıl olacak? Hiç kesmesen mi? bilmiyorum açıkçası ama o halimde seviyorum. Fahriye Hanım da geçtiğimiz günlerde bir dergide sizin için de güzel yorumlar yaptı. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Karşılıklı. Ben zaten hep Instagram'dan paylaşıyorum. Takip ediyorsunuz. Evet. Belli zaten. Bakışlardan anladım. Peki sosyal medyada aslında romantik çift olarak da anılıyorsunuz. Yani normalde de özel günleri unutur musunuz ya da unutmazsınız bir hediyeler? Yok, unutmam. Dikkat ederim öyle şeylere. Önemli olduğunu düşünüyorum. Doğum günü yaklaşık dönüştü. Evet. Direkt Fahriye Hanım'dan geldi bize bu soru sorun nasıl? Diye. Nasıl? Nasıl oluyor? Ben onun yanından geliyorum. Peki çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz beyler. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ben de olduğu şeyim arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Buraya bakabilirsek Burak Bey, buradayız. Beraber buraya çıkar. Teşekkürler. Sizi böyle Burak Bey'in tek adını. Ben ama o solganı çekiyorum.